Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günün Yayınları Bumerang serisi dairenin alanı konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle alan formülünü hatırlayalım. Gençler eğer yarı biliyorsak yarı çapı R olan bir dairenin alanı bulurken alanı pi r kare formülü hesap ediyoruz. Ve evet, pi'yi yer çapın karesiyle çarpıyoruz gençler. İlk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sorular cevaplandırınız diyor. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan dairenin alanını bulunuz ve pi yerine 3 yazınız diyor. Gençler yani işte alanı ben böyle sık sık yazın gençler aklımızda kalsın. Pi çarpı r kare ile hesap ediyorum. Pi yerine 3 al dedi. 3 çarpı Yarı çap 6'ydı. 6'nın karesi. İşlem öncelerinden önce 6'nın karesini alacağım. 3 çarpı 6'nın karesi 36. 3 ile 36'yı çarparsam alanı 108 santimetre kare olarak hesap ederiz. C'ye e, buraya gelmişken C'yi de çözelim. Çevre uzunluğu 18 santimetre olan dairenin alanı e, dairenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar burada önceki yarı hesabı yapmam lazım. Çevreyi biliyorsam biliyorsunuz çevre 2 çarpı pi çarpı r idi. Bunu 18'e eşitliyorum. Pi yerine 3 yazarsam 2 çarpı 3 çarpı r'den 2 kere 3 6 yapar. 6 çarpı r 18 ise her iki tarafı 6'ya bölersek yarı çap uzunluğu 3 santimetredir. Yarı çap uzunluğu gençler burada alanda kullanacağım. Pi r kare kullanalım. Pi yerine 3 yazıyorum, 3 çarpı, evet, yarıçap yerine 3 yazarsam 3'ün karesi, buradan 3 çarpı 9, 3 ile 9 çarparsak 27 santimetre kare olur, alan diyelim. Evet, devam ediyorum. Evet, B'deki soruda yarıçap uzunluğu 8 santimetre olan dairenin alanını bulmamızı istiyor. halde alan eşittir pi r karedim. İyi yerine 3 yazarsın. 3 çarpı yarı çap 8 dedi. 8'in karesi. Buradan 3 çarpı 8'in karesi 64 yapar. 3 ile 64'ü çarparsak da 192 santimetre kare olur. Dairenin alanı diyelim. Evet, Denizli'ye geldiğim zaman gençler çap uzunluğu 20 santimetre olan dairenin alanını hesaplayınız diyor. Gençler çap dediğimiz yarı çapın 2 katıydı. Çap 20 ise yarı çapı 10 santimetredir bize dairenin alanında ne gerekiyor gençler? Mutlaka yarıçap gerekiyor. Normalde alan eşittir. Bir yere kareden bir yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 10'un karesi. Buradan 3 çarpı onun 10 karesi 100 yapar. 3 ile 100'ü çarparsam da 300 santimetre kare olur. Evet dairenin alanı diyorum. Evet devam edelim. Evet, 18. sorumuzda ki o merkez çemberde verilen boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Gençler boyalı bölgenin alanı için şöyle büyük bir daireden içerideki küçük olan dairenin alanını çıkaracağım. Hadi büyük dairenin alanı için alan eşittir. Yere karede. Evet, yarı çapımız buradan gençler 3 cm. Hadi 3 çarpı 3'ün karesi. 3 çarpı 9'dan alan 27 cm karedir. Küçük dairenin yarı çapı 2 gençler. Buradan 1'e kare diye yazalım. Alan diye söyleyelim. 3 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 4 yapar. Bu da 12 santimetre karedir. Evet, boyalı bölge için gençler bu ikisinin arasındaki farkı alacağım. 27'den 12'yi çıkartırsam. Boyalı bölgenin alanı 15 santimetre kare olur diyoruz. Sorumuzun yanıtına. Evet, devam edelim. 19. sorumuzda bir çiftçi ineğini 4 metrelik bir ip ile ağaca bağlıyor. İneğin otlayacağı alanın en fazla kaç metrekare olacağını bunuz diyor. İşte bakın buradaki ipi inek şöyle düşünebilirsiniz. Zaten burayı otlar ve burada şöyle bir daire oluşturacak diyoruz. Oluştur dairenin gençler yarı çapı 4 metredir. O halde alanda 1'e karışık ne düşünürsem 3 çarpı 4'ün karesi 3 çarpı 16'dan alanı 48 metre kare olur. Evet. Otlayabileceği tüm alan diyoruz. Sorumuzu yanıtırım. Devam edelim. Evet. Daire dilimin alanına geldik gençler. Burada da arkadaşlar bakın burada bir alanı alfa derece olan bir daire dilimin alanını nasıl hesap edeceğiz? Evet. Dikkat ettiğiniz üzere gençler. Orantı kurmuşuz. Yani doğru orantı. Yani ben önceki tam dairenin alanını bulabilirim gençler. Buradan itibaren Orantı kurabilirim veya şöyle diyebiliriz pi kare sevgili gençler bize alanı veriyordu bunu alfa bölü 360 ile çarparsam buradaki formülden bahsediyoruz daire diliminin alanını bulmuş olurum yani iki yolumuz var ya orantı kuracağız veya pi kare çarpı açı bölü 360 diyeceğiz diyorum evet, İlk sorumuza bakalım aşağıdaki yarıçap uzunluğu ve merkez açılarının ölçüleri verilen dairelerde boyalı dilimlerin alanlarını bulunuz diyor. Gençler öncelikle doğru orantı olarak gösterelim. Yani tam dairenin alanı hesap etmek istiyorum. Yarı çapımız 2 cm. 2'ye kare bir yerine 3 yazdım. Yarı çap 2 2'nin karesi. 3 çarpı 4. Ve tam dairenin alanı 12 cm karedir. Gençler tam daire dediğimiz 360 dereceydi. 60 derece 12 cm kare ise 60 derecelik açımız x santimetre kare olur diyorum. Evet buradan gençler oran e, kururken arkadaşlar eğer dikkat görebiliyorsak bunu kullanabilirim veya içler dışlar çarpımı yaparım. 60 360'ın 6 da 1'dir. O halde x'i bulabilmek için 12'yi 6'ya bölüyorum. 12 bölü 6'dan 2 santimetre kare olur sorumuzun yanıtı diyorum. Peki arkadaşlar bir de e, açı bölü 360'ı kullanalım. Daire dilimin alanı DDA şeklinde gösteriyorum. Evet burada R kare çarpı açı x olarak göstereyim. Bölü 360. Bildiklerimizi yerine yazalım gençler. Pi üçlü yarı çapımız 2'nin karesi çarpı açı 60 bölü 360. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım gençler. 60 ile 360 60'la 60 böldüm. 1 6. Şimdi 3 ile 6'yı sadece değiştirebilirim veya şöyle diyelim. 3 çarpı 2'nin karesi 12 idi. 12 çarpı 1 bölü 6. 12'yi 6'ya bölersek 2 santimetre kare olduğunu görürüz. Daire diliminin diyoruz. B'de gençler direkt daire diliminin alanı diyorum. Yere kare çarpı açı bölü 360. Evet, formülü yerine koyacağız. B'yi 3 olarak aldım. Çarpı 5'in karesi çarpı açı bölü 360 yani 72 bölü 360 buradan gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak 72'yi 360'a bölersem gençler 1 bölü 5 kalır 5'in karesi 3 çarpı 25 çarpı 1 bölü 5 diyelim 5'e böldüm 1 5'e böldüm 5 3 çarpı 5 15 santimetre kare olur daire diliminin alanı diyoruz. Evet, burada da gençler boyalı bölgenin bakın merkez açısı 360 tane 120 çıkartırsam 240 derecedir. 240 dereceyi kullanacağız. Yine daire diliminin alanı diyorum. 1 kareyi açı bölü 360 ile çarpıyorum. Burada 3 çarpı evet, r kare gençler 2'nin karesi çarpı açımız 240 bölü 360 Şuradan 3 çarpı 2'nin karesi 4'tüm. 240 360'ı 120'ye böldüm. 2'yi 120'ye böldüm. 3. 2 bölü 3 ile çarpma durumunda yazdım. Buradan 3'ler birbirini götürür. 4 kere 2. 8 santimetre kare olur. Evet daire diliminin alanı diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. 21. sorumuzda Kurur, Onur ve Serkan kalınlıkları ve malzemeleri aynı ama yarıçapları farklı olan aşağıdaki daire aşağıdaki pizza dilimlerini yemişlerdir. Buna göre en fazla pizzayı kim yemiştir diye soruyor. Tabi burada ne yapacağız gençler? Alanları bulmam gerekiyor. Çeyrek dilim olduğu için arkadaşlar çeyrek dilim 90 derece demekte. Veya 4'e böleceğiz demektir. Yani pi kareyi şöyle daire diliminin alanı diyorum. Çeyrek olduğu için pi ile kareyi dörde böleceğiz. Buradan yazalım gençler. Pi yerine 3 yazıyorum. Çarpım. Yarı çapımız 10'du. 10'un karesi 4 bölü 4. Buradan gençler 3 çarpı 100 bölü 4. 100 ile 4'ü sadeleştirdim. 25 kaldı. 3 ile 25 çarparsam 75 santimetre karelik ne yapmıştır gençler? 75 santimetre karelik pizza yemiştir diyoruz böyle bir dursun. Onlara geldiğimiz zaman yarıçapı 11, derecesi 45 gençler. Daire diliminin alanı 1 r kare çarpı açı bölü 360'da bir yerlerini yazarsam bir yerine 3 yazdım. yarıçap 11'de 11'in karesi çarpı 45 bölü 360. Buradan gençler 3 çarpı 11'in karesi 121. 45 ile 360 sadeleştirsem 1 bölü 8 kalır. Evet. Burada gençler sadeleştirici sayımız yok. 3 ile 121 çarparsam 363 bölü 8 olur. 360 ile de tam bölünmez ama şöyle biraz bölelim. Evet, en azından kaç tam olduğunu görelim. 36'ın içerisinde 4 kere 4 kere 8 32 Evet. 43'ün içerisinde 5 kere 8 kere 5 40 Bakın buradan arkadaşlar virgülle devam edecek. 30 eklersek evet 30'un içerisinde 3 kere değer devam ederiz. Yani yaklaşık olarak gençler 45 tam 10'da 3 bu, şekilde devam eder diyelim. Evet halle baktığımız zaman yarı çap 8 ve yarım olduğunu görüyorum. Hani daire diliminin alanı yere kareyi yarım olduğu için gençler direkt 2'ye bölelim. 3 çarpı 8'in karesi bölü 2'den 3 çarpı 64 bölü 2. 64'te 2 sadece 32. 3 ile 32'yi çarparsak 96 santimetre karedir. Peki işte en fazla pizzayı gençler burada 96 santimetre kare bakın hepsinden büyüktür. 96 büyüktür. 75 o da büyüktür. 45 virgül diyelim. 96 kime aitti? Halil'e aitti. O halde en fazla Halil en fazla pizza yemiştir diyorum. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da arkadaşlar dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.